Mutlu akşamlar. Takvimler 7 Kasım 2018 Çarşamba'yı gösteriyor. Ben Fatma Meltem, Naz Yılmaz. TV2 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız. Hayatın gerçeklerini paylaşacağız bu akşamda. Bültenimize fındıkla ilgili bir haberle başlıyoruz. Daha doğrusu fındıkla bağlantılı bir haber. Ordu'nun yakından takip ettiği ve heyecanla beklediği önemli bir proje, Çikolata Park projesi, Gülyalı ilçesinde yapımına devam ediyor ve projede inşaat çalışmalarının %80'i tamamlandı. Proje tamamen hizmete girdiğinde ise Fındık Müzesi de yer alacak Çikolata Park'ta ve Türkiye'de ilk olacak bu projede. Projeyle ilgili gelişmeleri paylaşarak bültenimizi açıyoruz. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yapımı süren Çikolata Park projesinin %80'i tamamlandı. Türkiye'nin en tatlı projesi olarak nitelendirilen Çikolata Park'ın yapımı, Avrupa ve Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu Giresun Havalimanı'nın yakınında 60 dönüm alan üzerinde devam ediyor. Kentin turizm ve ekonomik yapısına önemli katkı sağlaması planlanan proje kapsamında Türkiye'nin en önemli ürünlerinden fındığın kullanıldığı çikolatanın imalat ve satış noktaları yapılıyor. Deniz kenarındaki projede fındığın tarihini yansıtan müzenin yanı sıra seyir terası, çocuk oyun parkıyla sportif alanlar, restoran, düğün salonu ve çok amaçlı salonda yer alacak. Çikolata Park projesinin yıl başında tamamlanması ve Nisan veya Mayıs ayında da hizmete girmesi hedefleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen'le yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Tekintaş, 2014 sonunda yapımına başlanan projenin neredeyse kullanılabilecek noktaya geldiğine dikkat çekerek proje içerisinde fındığa ilişkin müze oluşturulmasının da hedeflendiğini belirtti. Hem Karadeniz'in, tabii öncelikle de Ordu ilimizin çok özel bir mekanı Çikolata Park. 60 dönüm alan üzerinde inşa edilen bir yapı. Dolayısıyla burada sosyal amaçlı, sportif amaçlı, yeme içme mekanları, çikolata üretim mekanları, nikah salonları ve çok amaçlı salon olmak üzere geniş bir yapıya sahibiz. Yaklaşık 300 araçlık otoparkın içinde olduğu ve günübirlik hayatın geçirilebileceği özel mekanlardan bir tanesi. Tabii çok daha önemlisi bilindiği üzere Ordu Giresun Havalimanı'nın hemen dibinde, birbirine entegre edilebilecek şekilde kolay ve yakın bir yerdeki bir yapılanma. Ben 2013 yılı itibariyle başlayıp, 2012'den itibaren başlayıp projesi, programı, her şeyi düzene girmiş olan bir yer burası. 2013'te şekillendi ama asıl 2014 sonrasında yapımına başlanıp bugüne kadar da hazırlanmış haliyle de artık neredeyse kullanıma açılabilecek noktaya geldik. Ve inşallah bundan sonra da içerisine hedeflediğimiz bir müze de koyabilirsek ki onu hedefliyoruz. Fındığın tarihini simgeleyen, çikolatanın tarihini simgeleyebilecek bir müze de oluşturabilirsek burada zaten Karadeniz'in beklediği, özlediği bir mekanı halkımıza sunmuş olacağız. Başkan Tekintaş, sosyal hayata katkı sunacak projenin aynı zamanda ekonomik katkılarından da bahsetti. Bu tip mekanların iki özelliği var. Birisi sosyal hayata ve günübirlik hayata katkı sunması. Yani hizmet sektörü olarak yeni bir ufuk açmış olması. Bir yandan da bahsettiğimiz gibi temel ürünlerine biri fındık olan çikolatanın burada en iyi şekilde yapımını ve sunumunu sağlayabilecek bir alan inşa edilmiş olması. Ama asıl olan tabii diğer taraftan da istihdamdır. İstihdam açısından bakınca da burada hem sunum sürecinde, hem üretim sürecinde, hem satış sürecinde çok sayıda arkadaşımız çalışacak. Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen ise projenin kısa sürede açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Uzun bir süreç geçti ama bugün burada eksikleri tespit ettik, çalışmaları yerinde gördük. Hiçbir sorun yok. Kısa sürede açılacak inşallah. Elbette ki böyle bir projenin Gülyalı ilçemize, ordumuza turizm yönünden katkısı çok olacağını biz de düşünüyoruz. Yerli, yabancı bütün turistlerimizi burada ağırlamaktan onur duyacağız, şeref duyacağız. Çünkü havalimanının hemen burun dibinde olması, bir tarafında karayolunun, uluslararası karayolunun geçmesi buraya turizm yönünden de gerekli katkıyı sunacağına inanıyoruz. Biliyorsunuz artık küçük de olsa butik otellerimiz hizmete giriyor. Bir tane açıldı.
Turnasuyu mahallemize bir tanesi yakın bir zamanda açılacak. Yine bu tür talepler var, onları da değerlendiriyoruz. İnşallah gelecekte biz hak ettiğimiz ve beklenti içinde olduğumuz turizmden gerekli katkıyı alacağız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen'in açıklamalarını dinledik. Projenin kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlaması hedefleniyor. Özellikle fındığın iç piyasada tüketiminin de artması öngörülüyor bu projeyle birlikte. Şehrimizde ve bölgemizde fındıktan sonra en önemli geçim kaynaklarından biri de arıcılık, yani bal sektörü. Arıcıların da önemli bazı sorunları var. İşte bu sorunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, arıcıların yaşadığı sorunlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge sundu. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, mecliste basın mensuplarının karşısına geçti ve arıcılık sektörünün sorunlarının araştırılması için meclise önerge sunduklarını söyledi. Enginyurt, sahte bala da dikkat çektiği açıklamada, yurt dışından gelen özellikle mısır şuruplarının da bal niyetine tüketildiğini söyledi. Türkiye'nin tamamındaki sorunları ve Ordu ilindeki arıcılarımızın sorunlarını gündeme almak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu verilmesiyle ilgili olarak bugün bir önerge verdim. Biz öneri sundum. Bizim derdimiz şudur. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya işte et çok yenildiği için et ithal etmek zorunda kaldık. Biz de diyoruz ki bal ithal etmek zorunda da kalmayalım. Türkiye barcılık bal arıcılıkta dünyada en iyi yerde olan bir ülke, Ordu ili bal üretiminde başkent olan bir şehir. Dolayısıyla bu sorunların meclisimiz tarafından araştırılarak çiftçimizin, üreticimizin lehine sonuçlar ortaya çıkarılsın istiyoruz. Bu konuda meclisteki bütün partilerden destek bekliyoruz. Özellikle İktidar Partisi AK Parti'nin önergemize destek vermesini cani gönülden arzu ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Türkiye'de özellikle bal ve balın sahte üretimi, mısır şurubunun piyasaya sürülmesi gibi bir sorun olduğunu belirten Enginyurt, İran, Irak ve Suriye'den gelen kaçak ballar yüzünden hakiki bal üreticilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya geldiğini söyledi. Şu ana kadar bizim özellikle Ordu'da arıcılık enstitüsünden aldığımız ki arıcılık enstitümüz var bizim Ordu ilinde, balla ilgili özellikle kurulmuş Türkiye'de çok önemli görev yapan yaklaşık %30 oranında mısır şurubu dediğimiz çok kalitesiz, seviyesiz bir bal tüketimi var. Hem sağlık açısından çok zararlı hem de bal değil zaten. Yine tarımla ilgili önemli bir haberle devam ediyoruz. Türkiye Ziraat Odalarında alan bazlı gelir desteği başvuruları başladı. 2019 yılı mazot ve gübre destekleri için üretici dosyalarının Ziraat Odalarında hazır olduğunu belirten Türkiye Ziraat Odası Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, destekten yararlanabilmeleri adına bütün üreticilere de ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Zaten biz gariban adamlarız. İlaç alıyoruz, şunu alıyoruz, gübre alıyoruz. Para ne kadar yetiyorsa o kadar, başka bir şey yok. İlçe Tarım Müdürlükleri ile beraber üreticilerin dosyalarını çıkarttıklarını belirten Türkiye Ziraat Odası Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, muhtarlara ve azalara dosyaları imzalatıp üretici için hazır beklettiklerini vurguladı. Yani üreticilerimizin tekrar buradan dosyayı alarak muhtar aza aramasına gerek yok. Biz de hepsinin, bütün muhtar arkadaşlarımız da azalarıyla beraber gelerek odalarımızda dosyalara imzaladılar, üreticilerimize hazır vaziyete getirdiler. Ziraat odalarında ciddi bir yoğunluğun olduğunu söyleyen Soydan, üreticilerin 2019 yılı için verilecek olan mazot ve gübre desteği başvurularına başladıklarını belirtti. Bunun yanı sıra üreticilerin 2018 yılıyla 2019 yılındaki desteklerin tarihlerini karıştırmamaları gerektiğini de vurguladı. Yani 2019 yılı mazot gübre desteğinin son işlem tarihi 30 Haziran 2019. Tabii ki burada şu var. 2018 yılının da alan bazlı gelir desteği işlemleri ilçe tarım müdürlüklerinde sadece bir dilekçe imzayla 31 Aralık'a kadar devam ediyor.
Üreticilerimiz bu tarihleri karıştırmaması açısından yılbaşına kadar 2019 yılı mazot gübre desteğini de yaptırırlarsa her iki işlemi de bir yapmış olurlar. Bütün üreticilerin alan bazlı gelir desteğinden faydalanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Soydan, faydalanamamaları durumunda vatandaşa SMS ve telefonla ulaştıklarını da sözlerine ekledi. Üreticilerimiz de alan bazlı gelir desteğini en önemli olarak destek olarak görüyorlar. Şu anda da bu desteğin de devam ettiğini söyleyebiliriz. Faizleri aşağıya doğru çeken bankalar bu kez emekliye de düşük faizli ihtiyaç kredisi verme hazırlığında. Peki emekliler bankaların bu adımına ne dedi? Detaylar haberimizde. Maaşın yatmasına daha günler var ama çoğu emeklinin cebi şimdiden boşaldı. Vallahi ay sonu cebimde ne kadar para kalmıyor ki. Hayır, varmıyor ki para kalsın. Fazla para kalır. Kalmıyor. En fazla para buna kalıyor. Bize kalmaz. Emekli bir sonraki ayın maaşını iple çekerken bankalar harekete geçerek emeklileri de kredi portföylerine dahil etti. Bankalar bu kez gözünü yaklaşık 12 milyon emekliye çevirdi. Ay sonunu denk getiremeyen emekli için bankalar %0.85 ile %1 oranında düşük faizde kredi vermeye hazırlanıyor. Ağustos ayında ihtiyaç kredisi faizleri %3'lere kadar yükselmişti. Faizlerin düşüşe geçmesiyle birlikte düşük faizli ve ertelemeli ödeme gibi seçeneklerle emekliye kredi imkanı için bankalar kolları sıvadı. Ama bankaların kredi hamlesi emekliyi pek de heyecanlandırmadı. İhtiyacım olsa alırım ama şu anda ihtiyacım yok. Eğer sıkılırsam bir öyle bir şey olursa alırım. Şu anda ihtiyacım yok, almayayım. Almam. Yani şu anda ihtiyacım yok. Çok şükür Allah'a. Hayır. Çekmeyiz. Kredinin düşüğü, iyisi, kötüsü yok kızım. Hepsi aynıdır. Evet. Yani düşük faizli de olsa siz düşünmüyorsunuz. Yok. Düşünmüyoruz, evet. Allah da muhtaç etmesin. Yani muhtaç etmesin, evet. Evet. Emekli soğuk baksa da hazırlıklar sürüyor. Bankalar, kredi verilecek emeklinin bankanın maaş müşterisi olması, diğer bankalara borçlu olmaması gibi belli kriterleri de koydu. Vallahi ben kredi bankalara babasına hayna vermiyorlar. Aşağı yukarı aldığım kredi kadar da şey alıyorlar, masraf alıyorlar, faiz alıyorlar. Kredi kullanmak isteyen emekli maaşının en fazla 10 katı tutarında kredi çekebilecek. Bankalar şu an için ön çalışmasını yapıyor ama ay sonunu zor geçiren emekli daha cazip teklifler bekliyor. Valla biz krediyi değil, hazır maaşımızı alamıyoruz da. Ne kredisi ya? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Tekintaş bu kez Kabadüz ilçesinde yapılan yatırımları inceledi. Yapılması planlanan yatırımlar hakkında yetkililere bilgi verirken esnaf ve vatandaşla buluştu. Denize en yakın kayak merkezinin bulunduğu Ordu'nun gözde mekanlarından Kabadüzü ilçesini ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, samimi yüzüyle halk ve makam arasında adeta sıcak bir köprü kurdu. Kabadüz Kaymakamlığı ve Kabadüz Belediyesi'ni ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tekintaş, ilçede yatırımların en iyi şekilde sürdürülerek Kabadüz için güzel bir gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini aktardı. Yaptığımız çalışmaları yerinde görmeye gayret ettik. Yapılanları, yapılacakları, yapılma planı içerisinde olanları da tespit ettik. Muhtarlarımızı dinledik, teşkilatlarımızla bir araya geldik. Kaymakam Bey'i ziyaret ettik ve şimdi Kabadüz Belediye'mizle birlikteyiz. İnşallah bugüne kadar yapılan güzel çalışmaların devamını en iyi şekilde sürdürebilecek bir gelecek planlaması yolumuza devam edelim istiyoruz. Başkan Tekintaş, Belediye Başkanı Yener Kaya ve ekibine teşekkürlerini sundu. Bu duygu ve düşüncelerle ben öncelikle Sayın Başkanımıza da teşekkür ederken, bizim için çok önemli gördüğümüz kayak merkezimizi, Çambaşı Yayla merkezimizi ve Turnalık yokuşlu bir bölgelerinde gezerek Kabadüz ilçemizdeki yaptığımız bu ziyareti tamamlamış olacağımızı ifade etmek isterim. Ve bu güzel ilçemizde de olmaktan onur duyduğumu tekrar ifade ediyorum. Kabadüz halkımıza saygılar olsun. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise Engin Tekintaş'a katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Daire Başkanı'na ve üyelerine bugün burada olduğumuz için, içerimizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir değerlendirme oldu.
İç halkımız için güzel değerlendirmelerde bulunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Buradaki yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için de bundan sonrakiler için ayrıca teşekkür ediyorum. Kamuzi Çağrı'nın gazetesi, iki personelle bir araçla emine görüşeceğiz. Pınar Köyü'nde sağ olun. Kim dedi Akpınar'da? Köngelci olandan bir cenaze olmuştu. Ha, tamam. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde TV2 ekranlarında her sabah izleyiciyle buluşan Yeni Gün programına konuk olacak. Gündeme dair merak edilenleri cevaplayacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Ordu Üniversitesi'nde ise önemli bir heyecan vardı. Tıp Fakültesi'ne 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler için beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yeni başlayan öğrenciler beyaz önlüklerini giydi. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene Rektör Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Tevfik Noyan, diğer eğitim üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve müzik dinletisinin ardından yapılan konuşmada Tıp Fakültesi'ne en yüksek puanla yerleşen Muhammed Kutluhan Arpacı, doktorluk mesleğinin insanlık tarihi boyunca en kutsal mesleklerden biri olduğunu söyledi. Biz hekim adaylarının buralara gelmesinde en az bizim kadar çabası olan, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, desteklerini bizlere her ihtiyacımız olduğunda yoğun bir şekilde hissettiren siz büyük insanlara, yani ailelerimize, tüm arkadaşlarım adına bir teşekkürü borç bilirim. Rektör yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Tevfik Noyan doktor adaylarına başarılar diledi. Sevgili öğrencilerim, mesleğiniz sizlere yükleyeceği sorumlulukların bilincinde çalışkan, bilimin ışığında ilerleyen, özgüvene sahip, araştıran ve Türk toplumunun sahip olduğu kültürel ve manevi değerlere sahip hekim adaylı olarak tüm öğretim ve meslek hayatınızda sizlere başarılar diliyorum. Ordu Üniversitesi Rektörü Tarık Yarılgaç ise konuşmasında önemli bir konuya dikkat çekti. Hekimin hastasıyla yakın ilişki halinde olması gerektiğini ifade eden Yarılgaç şöyle konuştu. Doktor-hasta ilişkisi. İşte Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerimize bizim de tam söyleyeceğimiz nokta bu. Mutlaka ve mutlaka doktor-hasta ilişkisi de gerçekten çok önemli. Biraz önce Dekan Bey de söyledi, bir defa şefkat bence doktor-hasta ilişkisinde en önemli husus. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tören Tıp Fakültesi'ne 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran öğrencilere beyaz önlüklerin giydirilmesiyle sona erdi. Ordu'da özel bir hastane lösemili çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında hastanede kermes etkinliği yapıldı. Doktorlar, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarının destek verdiği kermesten elde edilecek gelirse lösemili çocuklar için kullanılacak. Ordu'da özel bir hastane çalışanları yemek ve tatlı hünerlerini lösemili çocuklar yararına sergiledi. Hastane kafeteryasında lösemili çocuklar haftası kapsamında gıda kermesi açıldı. Doktorlar, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarının destek verdiği kermesin amacı lösemi hastalığına karşı farkındalık oluşturmak. Hastane çocuk doktorlarından Emine Genç, kermesten elde edilen tüm gelirin lösemili çocuklar için kullanılacağını söyledi. Hastanemiz 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası sebebiyle kazanılan geliri lösemili çocuklara bağışlamak üzere bir kermes düzenledi. Çocuk çağı kanserlerinde ilk sırada yer alan löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyleyen uzman doktor Emine Genç, tedavi sürecinde en önemli şeyin moral, destek ve hijyen koşulları olduğunu vurguladı.
Tedavi sürecinde ailenin hem maddi hem manevi çok desteğe ihtiyacı olduğu bir hastalık ama %85 oranında tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu hastalarımıza hatırlatmak istiyoruz. Lösemili çocuklara ve ailesine sevgi ve anlayışla yapılacak her türlü destek tedavinin daha olumlu gitmesi için faydası olacaktır. Havaların soğumasıyla birlikte kış aylarına özgü hastalıklar da kendini hissettirmeye başladı. Özellikle bu dönemde grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı tedbirler alınırken kalbi de unutmamak gerekiyor. Çünkü soğuk hava kalbi de yoruyor. Hissetmiyorum çünkü kalp yok. Bazen böyle tiye alsak da kalp sağlığı şakaya gelmez. Aman dikkat. Özellikle de soğuk kış günlerinde. Aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuk havalarda yüzünü göstermeye başladı. Fakat soğuk havalar sadece gribe neden olmuyor. Aynı zamanda kalp krizi riskini de artırıyor. Bu konuyla ilgili uzmanlar vatandaşları uyardı. Öyle ki pek çok bilimsel çalışma kış aylarında kalp krizi geçirme oranının 2 kat arttığını gösteriyor. Peki bunun nedeni ne? Kardiyoloji uzmanı Adnan Köşüş yanıtladı. Soğuk havalarda damarlarımız büzülür vücudun ısısını korumak için. Tabi bu kalbin iş yükünü artıran bir şey çünkü daha böyle kendini büzmüş, kendini kasmış bir damara karşı kan pompalamak zorunda kalır vücuda. Bütün damarlarımız büzülür çünkü cilt damarları, kol ve bacak damarları. Bu kalp sayısını artırır, kalp hızı artar. Kalp hızı artması sonucu da olarak da eğer kalp damarlarımızda darlık varsa, kalp yetmezliğimiz varsa kalp krizi riskimiz tabii ki artar. Vücut için yük oluşturan her şeyde olduğu gibi soğuk havada da kalp krizi riski her zaman için yüksektir. Aşırı soğuk havalar için söylüyoruz bunu. O yüzden çok dikkatli olmak lazım soğuk havalarda. Ya, şimdi genelde soğuk havada daha fazla hissediyoruz. Soğuk havalarda kalp atım sayısının, kan basıncının yükseldiğini ve kalbe binen iş yükünün arttığını söyleyen Adnan Köşüş, kalp hastalığı olanlara soğuklar için önerilerde bulundu. Soğuk havalarda damarlarımız büzülür vücudun ısısını korumak için. Tabi bu kalbin iş yükünü artıran bir şey çünkü daha böyle kendini büzmüş, kendini kasmış bir damara karşı kan pompalamak zorunda kalır vücuda. Bütün damarlarımız büzülür çünkü cilt damarları, kol ve bacak damarları. Bu kalp sayısını artırır, kalp hızı artar. Kalp hızı artması sonucu da olarak da eğer kalp damarlarımızda darlık varsa, kalp yetmezliğimiz varsa kalp krizi riskimiz tabii ki artar. Kalp krizini önlemek için önce ellerimiz, sonra ayaklarımız ve başımızı sıcak tutmalıyız. Peki siz kış aylarında ellerinizi ve ayaklarınızı, başınızı sıcak tutuyor musunuz? Tutuyorum. Peki siz kış aylarında ellerinizi ve ayaklarınızı sıcak tutuyor musunuz? Elimizden geldiği kadar tutmaya çalışıyoruz. Çok önemli olmadığı sürece çok soğuk saatlerde, sabah erken saatlerde ya da akşam güneş battıktan sonra ısı daha fazla düştüğü için o saatlerde çıkmamaları çok önemli. Mümkün olduğu kadar kalın giyinmeleri, eldiven kullanmaları, kalın çorap giymeleri, mümkünse şapka, özellikle bere şeklinde kalın bir şapka kullanmaları. Bunlar çok önemli. Sıvı alımına dikkat etsinler. Sıcak sıvı alımı önemli. Ilık su ya da yine çay gibi içeceklerle sıcak sıvı alımı önemli. Ama hani kendileri kalın giyinecekler. Herhangi bir zorlanma, sıkışma hissettikleri zaman soğuk havaya çıktıklarında kendilerini çok zorlamayacaklar. Çünkü o anda bir kalp krizi geçiriyor olabilirler. Bir fenalık hissi, göğüste baskı, sıkışma, ciddi bir nefes darlığı hissettikleri zaman en yakın kapalı bir alana, sıcak bir alana girip acil sağlık yardımı talep edecekler. Yapmaları gerekenler bunlar. Yapıyorum. Bir soğuk havalarda iş yaptığımızda kalbimizi tekleme ya da nefes almak. Yok. Çünkü her gün alışkın olduğum için hissetmiyorum. Ordu'nun Perşembe ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma günü adına Atatürkçü Düşünce Derneği Ordu Şubesi ve Perşembe Musiki Derneği'nin dayanışmasıyla Atatürk'ün sevdiği müziklerin söyleneceği konser düzenlenecek. Atatürkçü Düşünce Derneği Ordu Şubesi ve Perşembe Musiki Derneği 10 Kasım Atatürk'ü anma günü için konser düzenliyor. Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde iki derneğin işbirliğiyle düzenlenecek olan konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek. Bizler iki dernek olarak 10 Kasım'da atamızın 80. ölüm aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde onu anma amaçlı bir konser düzenledik. Bu konserde Atatürk'ümüzün sevdiği şarkıları seslendireceğiz. Şefimiz Fazıl Yiğitbaş eşliğinde naçizane yorumlamaya çalışacağız.
Perşembe Musiki Derneği Başkanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan Yardımcısı olan Yasemin Sağlam, davetiye dağıtım çalışmalarının devam ettiğini belirtirken halkımızın duyarlı olduğuna da vurgu yaptı. Davetiye dağıtım çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlarımız duyarlı. Yine katılımın çok olacağını düşünüyoruz. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Sağlam, konserin 10 Kasım'da Ordu'nun Perşembe ilçesinde 350-400 kişilik bir çay bahçesinde saat 19.30'da gerçekleştirileceğini belirtti. Anma gecesinin ikramlı olacağını söyleyen Sağlam, halkımızın aklına eğleniyor gibi gelmesin diyerek de duruma vurgu yaptı. Ve ikramlı olacak bizim anma gecemiz. Gerçi anma gecesinde insanların aklına eğleniyor gibi gelmesin. Yani bazı insanlar sıkılabiliyor. Hiç olmazsa dedik onlara ufak da bir ikramımız olsun dedik. Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe Gençlik Merkezi'nin konuğu oldu. Gençlik Merkezi'nin bahçesindeki serenderde gençlerle bir araya gelen Başkan Aktepe önemli mesajlar verdi. Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. İlk olarak gençlere kendini tanıtan Belediye Başkanı Muharrem Aktepe 7 aydır belediye başkanlığı yaptığını söyledi. 1978 Fatsa doğumluyum. İlk orta öğrenimi Fatsa'da tamamladım. Bu karşınızda görmüş olduğunuz İmam Hatip Lisesi'nin öğrencisiyim ben de. 1995 yılında İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. 97 yılında üniversiteyi kazandım. 2001 yılında üniversiteden mezun oldum. İşte 2002 yılında askerliğimi yaptıktan sonra 2003-2004 yılında Fatsa Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı olarak göreve başladım. Göreve başladığımda şöyle bir ünvanım vardı benim. Türkiye'nin en genç belediye başkan yardımcısı olma ünvanım vardı. 25 yaşındaydım ben belediye başkan yardımcısı olduğumda. Aradan geçen 14 sene bizi eğitti, büyüttü. Sonrasında da belediye başkanlığını nasip etti. Son 7 ayda da Fatsa Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Başkan Aktepe iki şeyin önemine vurgu yaptı. Dediğim gibi bakın ben 25 yaşında belediye başkan yardımcısı oldum. Yani çok fazla bir hayat tecrübesi olmadan, iş tecrübesi olmadan belediye başkan yardımcısı oldum ve belediyede yöneticilik yapmaya başladım. Şimdi belediyede ben yöneticilik yapmaya başladığımda en küçük bendim. Yani benden daha küçük bir personel yoktu, memur yoktu, işçi yoktu. Benden daha büyük insanların başına başkan yardımcısı olarak göreve başladım ve yöneticilik yapmaya başladım. Bu süreçte iki tane şey çok önemli benim için. Bir, ne iş yapmak istediğini, ne iş yaptığını iyi bilmek gerekiyor. Amacın ne? Hedefin ne? Kime ne hizmet etmek istiyorsun? Kime ne yapmak istiyorsun? Bizim hedefimiz hep Fatsa'nın tamamına hizmet etmek oldu. Fatsa'nın tamamına ayrım gütmeden hizmet etmek oldu. Hizmet etmeye çalışmak oldu. Ben belediyeye girdiğimde belediyecilikle alakalı hiçbir şey bilmiyordum. Üniversitede çalışmadığım kadar oturup kitapları karıştırdım, ders çalıştım. Kanunları öğrenmek için, yönetmelikleri öğrenmek için, belediyenin işleyişinin ne olduğunu öğrenmek için. Bugün ben Fatsa'nın her santimetre karesini A'dan Z'ye biliyorum. Bu birilerin bana anlatmasıyla değil de benim kendi çabamla, kendim giderek, görmek isteyerek, öğrenmek isteyerek vermiş olduğum çabayla oldu. İş hayatında başarılı olabilmenin anahtarını gençlere anlatan Aktepe, en önemlisi yapmış olduğunuz işi sevmeniz gerekiyor diye konuştu. Arkadaşlar yaptığınız işi sevmezseniz hiçbir zaman keyif almazsınız ve başarılı olamazsınız. En önemlisi yapmış olduğunuz işi sevmeniz gerekiyor. Yapmış olduğunuz işi doğru, hakkaniyetle yapmaya çalışmanız gerekiyor. Evet, bir işi yaparken herkesi memnun etmek gibi bir şansınız yok, böyle bir imkanınız yok. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi bizler yarı siyasi kurumlarız. Her ne kadar devlet kurumu da olsak biz her yıl, her 5 yılda bir vatandaşın önüne çıkıyoruz. Vatandaşa yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bunun karşılığında da vatandaşlar ya bize destek veriyorlar ya da vermiyorlar. Biz 3 dönem üst üste seçim almış bir yönetimiz. 3 dönem üst üste seçim almamızın neticesinde de bugün yine önümüzde bir yerel seçim var. Yaklaşık 5 ay var bu yerel seçime. Yine vatandaşın karşısına çıkacağız. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık, eksik mi yaptık? Vatandaşımız bunu takdir edecek. Bizlere ve partimize bir şekilde destek verecek ya da vermeyecek. Dediğim gibi en önemli şey bu basamakları aşarken işini sevmek, işini doğru yapmak ve hakkaniyeti gözetmek.
Başkan Aktepe yaptığı konuşmadan sonra gençler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Şimdi Kumru ilçesine çevireceğiz kameralarımızı. Kumru Belediyesi hazırladığı bir projeyle ilçedeki yıpranmış otogarı o eski halinden kurtararak düğün salonundan yeme içme alanlarına kadar yepyeni bir yaşam alanına çevirdi. 1150 metrekare zemine oturtulan bu yaşam alanı sosyal belediyeciliğin dikkat çeken bir eseri olarak ilçeye hizmet veriyor. Ordu Kumru Belediyesi daha öncesinde tek katlı ve adeta harabe halinde olan ilçe otogarını modern bir görünüme kavuşturdu. Büyükşehir yasasıyla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi himayesine geçen otogar işletmesi binası Kumru Belediyesi tarafından 25 yıllığına kiralandı ve kentin yeni bir cazibe merkezi haline getirildi. Şimdi iki katlı olarak hizmet veren otogar binasının alt katı işletmecilere kiralanırken üst katında düğün salonu ve restoranların yanı sıra dinlenme alanları bulunuyor. Kumru Belediye Başkanı Günan Murat Hatipoğlu, ilçeye kazandırılan bu alanın eski ve yeni halini TV2'ye değerlendirdi. Başkan Hatipoğlu, bu alanın yıpranmış bir düzeyden muhteşem bir görünüme dönüştüğüne dikkat çekti. Otogar, Büyükşehir yasasıyla beraber Büyükşehir Belediye'mize bırakılmış bir alandı. Onlardan 25 yıllığına kiraya aldık, tahsis ettiler bize sağ olsunlar. Sonrasında da özellikle çevrede düzenleme, işte parke olan yerlerde parke, beton çalışması, zeminde dükkanların hepsinin tadilatı ve tek katlı bir yapıydı. Üstünde çatı da yoktu. Bu yapı sürekli su alan, artık tamamen yıpranmış bir yapıydı. Üstüne de 1150 metrekarelik kapalı bir alan oluşturduk ve işletmeye kiraya verdik. Bir kısmı çok amaçlı salon olarak, birazdan görürüz, düğün salonu vesaire gibi. Bir kısmı da kafe, restoran şeklinde kullanılıyor. Oldukça muhteşem bir alan kazandık. İlçemize hizmet ediyor. İlçelilerimize hayırlı olsun. 1150 metrekare zemin üzerinde hazırlanan bu cazibe merkezinin restorasyon çalışmalarına değinen Başkan Hatipoğlu, ilçe sakinleriyle birlikte bu yapıyı gezdi. Yaptığı açıklamada sosyal belediyeciliğin bir örneğini yaşatmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. O 1150 metrekare alttaki alanları dükkanlar şeklinde böldük, tadil ettik, yeniledik ve üstüne yeni bir kat çıktık. Bunu da çelik yapıdan oluşturduğumuz için dediğiniz gibi ara direklere falan gerek kalmadı. Geniş bir alan, 1150 metrekare tamamen bağımsız bir alan kazandık. Bu alanı da işletmecilerimize ihaleyle kiraya verdik. Onlar da kendi arzu ettikleri şekilde böldüler, ikiye böldüler. Bir kısmını restoran, kafe olarak işletiyorlar. İçinin mobilya ve tefrişatını yine kendileri ayarladılar. Bir kısmında çelik yapıyı koruyarak sadece tavan şeklinde, diğer kısmında düğün salonunu gördük. Orada da asma tavan uygulaması vesaire yaparak hem düğün salonu hem de restoran, kafe şeklinde ilçemizde sosyal alanda hizmet edebilecek muhteşem bir eser kazandırmış olduk. Kumru, bu yatırımın yanı sıra kapalı pazar yeri ve kent meydanı çalışmalarını da ivedilikle sürdürüyor. Sakarca, yani halk dilinde çökülce, doğanın bizlere armağanı olan bu bitki Kasım ayının gelmesiyle birlikte tezgahlardaki yerini aldı. Şimdi Perşembe pazarına gidiyoruz. O güzel sakarcaların fiyatlarını bakacağız. Yöremize has farklı bir lezzet. Yerliciler, yerliciler! Sakarca soğangillerden olup çoğunlukla Ordu ve Giresun yöresinde bulunmaktadır. Topraktan çıkarılması, toplanması çok zahmetli olsa da yemesi de bir o kadar zevkli. Sökmesi falan zahmetli. Ayıklıyorsun, söküyorsun, ne bileyim yemeği çok güzel oluyor. Ordu'da Kasım ayından Haziran ayına kadar genellikle fındık bahçelerinde, yol kenarlarında ve çayırlık alanlarda yetişen halk arasında çökülce diye de adlandırılan sakarca bitkisinin yaprakları ve soğanı halkımız tarafından mutfaklarda sebze olarak tüketilmektedir. Doğanın bizlere armağanı olan bu bitki depresyon, ülser, kanser gibi ciddi hastalıklarında tedavisi için kullanılmaktadır. Halkımızsa sakarcanın hem haşlamasını, mıhlamasını hem de kızartmasını çok seviyor. Kızartıyoruz. Ben çorbasını çok seviyorum. Çorbasını yapıyorum. Güzel, yemedin mi hiç? Altınordu Belediyesi tarafından sahnelenen Vay Sen Misin Ben Olan isimli oyun Altınordulara unutulmaz bir gece yaşattı. Tabii İstanbul gibi kurtlar sofrasında gidecek bir yerim olduğu için çok sevindim ve direkt buraya geldim. Altınordu Belediyesi kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Geçmiş yıllarda birçok kültür sanat etkinliğine imza atan ve ünlü isimleri Altınordulularla buluşturan Altınordu Belediyesi bu kapsamda bir yeni etkinliği daha hayata geçirdi. Feri izlemek. Efendim? Hayır, ben yaşam değil.
Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan Vay Sen Misin Ben Olan adlı iki perdeli komedi oyunu tiyatro severlerle buluştu. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen tiyatro oyununa Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, protokol üyeleri, meclis üyeleri, birim müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Ömer Pınar'ın yazdığı, Galip Erdal'ın yönettiği ve Faruk Sofuoğlu'nun sanat yönetmenliğini yaptığı Vay Sen Misin Ben Olan adlı oyunda Deniz Oral, Hacı Ali Konuk, Tuğba Erdem ve Burçak Kabadayı gibi ünlü isimler sahne aldı. Sen dışarıda yemek yerken ben hapishane yemeklerini tadına bakıyorum. Sen istediğin tipte restoranlarda yiyip içip gezerken... Yaklaşık 2 saat süren ve izleyicileri kahkahaya boğan oyun bittiğinde salonu dolduranlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Sahnelenen oyunun ardından söz alan Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Altınordu Belediyesi olarak kültür sanata büyük önem verdiklerini söyledi. Tabii hiçbir şey düşünmemiş. Ordu'nun kültür şehri olduğunu ve tiyatro ve sanata çok ayran olduğu bir il olduğunu ve o yüzden burada en güzel il var, bu kalabalık var. Demek ki salonlar bize yetmiyor. Çünkü sanata karşı güzel bir aşkımız var. Çünkü sanatı olmayan toplumların kanıtta yürüyen insan gibidir. Neye basacak, nereye gidecek belli olmaz. Sanat bundan güzeldir. Ve o yüzden, vay be, sen misin ben olan? Teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra başka bir etkinlikte buluşmak üzere diyor inşallah. Evet. Oyunun ardından oyunu ve Ordulu sanatseverleri değerlendiren tiyatro oyuncuları Hacı Ali Konuk ve Deniz Oral, Ordu'da sahne almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Ordu'nun seyircisi tarif edilmez. Müthiş bir sanata ilgileri ve saygıları var. Yine bugünkü oyunda bizi yalnız bırakmayan bütün Ordu halkına çok çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem. Ordu seyircisi her zaman böyle ilgili ve alakadar oluyor, sağ olsunlar. Ben Ordu'ya geldiğim zaman mutlu oluyorum. Çünkü burada gerçek bir tiyatro seyircisi var hakikaten. Zaten tiyatro kökeni de eskilere dayanıyor Ordu'da. Onun için mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz. Güzel de bir oyun oynadık bu akşam. İnşallah beğenmişlerdir. Vay Sen Misin Ben Olan adlı oyunu izlemeye gelen vatandaşlarsa sahnelenen oyunu ve Altınordu Belediyesi'nin kültür sanat faaliyetlerini değerlendirdi. Ya öncelikle hani burada bu imkanları bulduğum için gerçekten mutluyum. Uzun zamandır yani buraya geldiğimden beri böyle bir şey bekliyordum açıkçası. Oyuncu kadrosu özellikle yakından takip ettiğim kişiler. Yani mutluyum bugün burada olmak. Gayet güzeldi. Belediye başkanımızın da söylediği gibi Ordu gerçekten bir kültür şehri, turizm şehri. Böyle mesela oradaki adamın panda kıyafeti giymesi çok hoşuma gitti. Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan Vay Sen Misin Ben Olan adlı tiyatro oyunu Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan'ın oyunculara çiçek takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ordu Ticaret Borsası'nda bugün 50 randımanlı tombul kabuklu fındığın kilogramı 13 liradan işlem gördü. Altın fiyatları: Cumhuriyet altını 1428 lira, gram altın 211 lira 96 kuruş, çeyrek altın 346 lira 99 kuruştu. Döviz fiyatları ise euro 6 lira 17 kuruş, dolar 5 lira 38 kuruştu. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 95.529 puanla işlem gördü. Thank you.
Evet sayın seyircilerimiz, bugün çok değerli bir isimle daha karşı karşıyayız. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Ligi'nin federasyon başkanı, kurucu başkanı aynı zamanda Kenan Gürsu. Bugün kendisine yönelik sorularımız olacak. Kendisi de gerçekten Türkiye'de hem ordu sporu için hem Türkiye sporu için önemli bir kişi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Şimdi başkanım, tabii bu soru size soruldu Kenan Gürsu kimdir diye ama yani bu siz sonuçta tanınan bir insansınız. Kenan Gürsu, biraz sporcu geçmişinizden bahsedelim. Bir de şu anda ne yaptığınızdan konuşalım. Sporcu geçmişim, şimdi biz köylerde top oynardık. Hatta bir turnuvada oynadık. Daha sonra Adem Aksu hocam var. Bilirsiniz Adem. O beni Soya'ya aldı. Soya'da oynadım. Daha sonra da işte hem ilkokul öğretmenimdi. Daha sonra da orada altyapıda oynadık. Delikkaya'da oynadık. Mustafa Köksal hocam da benim hocalığımı da yapmıştır tabii. Daha sonra işte profesyonel olduktan sonra da diğer kulüplerde top koşturduk. Bir 8 senelik bir profesyonel hayatımız var. Ordu Spor'da mesela altyapınız Ordu Spor'da tabii, geçti. Tabii tabii altyapı. Kaç yıllarıydı o yıllar? 84-86. Daha sonra tabii İstanbul'a gittiniz, bırakmadınız. Tabii tabii diğer kulüplerde işte. Sarıyer'de gerçekten Sarıyer sizin döneminizde ben hatırlıyorum. Çok önemli bir kulüptü. Sarıyer'de oynamadım. Sarıyer'de yönetici vasfıyla orada görevde bulunduğunuzu biliyorum. Ben de onu soracaktım. Yönetici kimliğinizle orada ne gibi başarılar elde ettiniz? Valla aslında şöyle. Orada kulübün başkanımız daha doğrusu kulübe sahip çıktı. Yani kulüp neredeyse kapanacak hale gelmişti. Sağ olsun Saffet Akoy'un. O sahip çıktı. Şu anda takımda 5 sene, 6 senedir başkanlık yapıyor. Ben 4,5 sene orada görevde bulundum. Şu anda da şampiyonla oynuyor. İnşallah emeğini karşılığını alır. İnşallah eski yıllarına çok... Sarıyer döner diyoruz. Ben Ordu'da da görev yaptım Şükrü Bodur zamanında. Evet. Yani o zamanlar ikincilikteydi. PTT'de birincilik miydi? PTT'de birincilikteydi. Yok ikincilikteydi. Pardon o zaman PTT'de birincilik kurulmamıştı. Evet. Yani o dönemler spora daima hizmet. Aynen. Şu anda da zaten devam ediyorsunuz. Aslında bu lig fazla duyulmadı. Ama yani Türkiye Masterlar ve Veteranlar Ligi televizyonlarda tabii fazla yer verilmedi ama evet. Bence son derece önemli bir lig. Çünkü gerçekten hani eski futbolcuların, o şehrin özellikle Anadolu tarafının önemli futbolcuları 40 yaşını aşkın değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Evet evet. Yani 37-39 kontenjanlar var. Kaleci 30 yaş üzeri. Mesela kaç 40 yaş altı futbolcu oynayabiliyor? Şimdi şöyle isterse 10 tane olsun ama esame listesinde 4 tane. İkisi sağda, ikisi kenarda kalıyor. Evet. Değişiklikler mesela. Diğerleri 40 yaşının üstünde oluyor. Tabii tabii. Şimdi bu Türkiye Masterlar ve Veteranlar Ligi'nden biraz bahsedelim. 5 yıllık bir süreç bu. Kurucu. Bu sene evet 5. sezon. 5. senesi. Kurucusu da sizsiniz. Hı hı. Bu ligde şu an neler yaşanıyor? Kaç takım var? Kaç takımla 5 sene önce başlanıldı? Şu anda kaç takım var? Kaç sporcuyla mesela başlanıldı? Şu anda kaç futbolcu mücadele ediyor? Ya 2014'te kurduk biz ligi ve 2014'te 17 takımla başladık. Çünkü hiç kimse inanmıyordu bu lige. Hatta ben bunu kuracağım söylediğimizde Ekşioğlu arkadaşım işte. Yani benim bu da yol arkadaşımdır. Kaç yıllık da dostumdur. Ya dedi olacak şey değil ama dedi bilmiyorum dedi. Seni kırmayayım dedi. Hadi seninle beraber yürüyelim dedi. Ya bir hayaldi bu aslında sorarsanız ama gerçek oldu. Bence de iyi de oldu. Çünkü sonra ikinci yılımızda takımlar arttı. Yani yaklaşık bir 38 takım falan oldu. Daha sonra 48 oldu. 61 oldu. Ve böyle bölgelerde şunu söyleyeyim. Türkiye'nin her tarafında takımlarımız var. Şu anda 61 mi en son? Yok, şu anda 48 takımımız var. Şu anda 48. Geçen sene 61'di. Yani biz şimdi niye kriterlere uymayan takımları lige evet. almıyoruz. Evet. O sebeple her sene çünkü belirli bir kriter geliyor. Bu o sorumluluğu, o ağırlığı kaldıramayan takımları da lige almıyoruz. Çünkü burası Türkiye Masters Veteran Futbol Ligi. Artık basına da çıkmaya başladık biliyorsunuz. TV52'de geçen sene program yaptık. Bu sene de Allah nasip ederse. Burası bizim evimiz. İnşallah burada program yapacağız. Ve aynı zamanda da şampiyonayı da TV52'den yayınlayacağız. 3 tane bizim finallerimiz var. Üçünü de TV52'den canlı olarak vereceğiz. İnşallah. Ben zaten sezon açılış maçında bulundum.
Hı hı. Gerçekten hani Aydıncık takımıydı değil mi? Ayancık takımı. Ha, pardon. Sinop'un Ayancık takımı. Evet, Ordu ile oynadı. Ha. Teknik hocasıyla ben görüştüm. Onların da bazı sıkıntıları olduğu halde bu lige katıldıklarını söyledi bana. Hı hı. Herhalde bu maddi yönden değil de manevi yönden daha ön planda olan bir lig. Ya şimdi şöyle bakın, Ayancık buraya 400 kilometre yol geldi sanırım. Evet. Kolay değil. Bunun hem maddi hem manevi yönleri de var. Evet. Herkes artık hani tabiri caizse onun elemiş eleğini asmış ama futboldan kopamamış. Yani burada biz bir şey daha yaptık. Şimdi onların maddi durumları evet, ama belediyeler destek veriyor takımlara. Çoğu takımlara veriyor. Biz hatta belirli bir yazı gönderdiğimizde de sağ olsun belediyeler dikkate alıyor bunu. Ama şurada şu var. Herkesin bir işi gücü varken iş çevresini de geliştiriyor. Çevrelerini geliştiriyor. Dostluk kuruluyor. Dostluk köprüleri kuruluyor. Bu vesileyle Türkiye'de bir ilki yapmanın da mutluluğunu yaşıyorum ben. Çünkü bak ben Ordu'dayım. Ordu maçını izledim. Ordu Ayancık maçını. Dün de Bafra Sinop Boyabat maçını izledim. Orada bayağı bir taraftar vardı. Gittiğimiz her yerde böyle. Anadolu'da taraftar çok oluyor. Yani 300-350 taraftar vardı. Hatta bir şey anlatayım. Dün maç bitti Bafra'da. Ben zannettim ondan sonra süper amatör maçı var. Tamam. Çıkıyorum tribüne, bir baktım. Tribün boşaldı. 20 kişi kaldı. Evet. Yani insanlar bu veteran maçını izlemeye gelmişler. Süper amatör maçında 20 kişi kaldı tribüne, düşünün. Yani o kadar ilgi var. Artvin'de öyle. Artvin-Bayburt maçındaydık. İlk sezonun ilk maçıydı. Orada belediye başkanları, tribün, kalabalık, ilgi, alaka, o biçim. Yani insanlar belli bir mesafeden geliyor ama tabii bu gönül işi. Mesela ama şimdi doğru konuşmak gerekirse bizim ilk maçımızda hiç tribünde seyirci yoktu. O da Ordu'nun eksikliği diyeyim ben yani. Ama şimdi şöyle, Ordu daha yeni tanıtıyor kendini. Bir de o var. Yani mesela İstanbul'da büyük şehirlerde fazla taraftar bulamıyorsun. Konu açılmışken ben size şöyle sormak istiyorum. Siz de eski Ordu Spor'un bünyesinden gelmiş bir spor adamısınız. Şu anda Ordu küstürüldü mü futbola? Tabii ki. Yani Ordu'ya sahip çıkılmadı. Yani Ordu Spor'a sahip çıkılmadı. Ve Ordu Spor bu hale gelene kadar hiç kimsenin sesi çıkmadı. Herkes izledi. Ama konuşmaya gelince herkes konuştu. İcraata gelince kimse yoktu. Bak ben Sarıyer Spor Kulübü'nde yöneticiyim. Ordu Spor oraya Türkiye maçına geldi. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası maçına geldi. Sarıyer 1-0 yendi. Ben üzüldüm. Yani o kulüpte, Sarıyer Kulübü'nde yöneticiyim ama Ordu Spor'un gerçekten yenilmesi içimi sızlattı. Orada işte başkan da bana bir Ordu forması hediye etti ama yani gerçekten Ordu'yu çok küstürdüler. Şimdi yeni Ordu'ya alışmak zor, zaman ister. Bu lige de öyle alışmak gerçekten zaman isteyen bir şey. Birçoğunu açtık ama aynı şekilde Ordu Spor'umuzu yani bu hale getirmemeleri gerekiyordu. Bunun hesabını kitabını iyi yapmaları gerekiyordu. Çünkü Ordu insanı futbol aşığı. Biz Fındıkbahçelerinde top oynayarak yetiştik. İnanın böyle. Bak, bu Fındıkbahçe aralarında top oynuyorduk. Aşık bir, hele Karadeniz bölgesi hep öyle. Yani futbola aşık bir milletiz biz. Ama maalesef yani Ordu'nun güzel bir sosyal aktivitesi marka, vardı. Markası Ordu Spor en önemli. Tabii Fındık insan, bir, Ordu Spor 2 idi. Aynen öyle. Ama bu markamız ve tabii sahip çıkıyor. Hafta sonları herkes bir heyecanla maça gidiyordu ama maalesef Ordu Spor'u bu hale düşürdüler. Ne diyeyim yani, yazık, çok yazık ettiler Ordu Spor'a. Yeni Ordu Spor ne kadar olur onu bilemiyorum tabii. Aynen onu hatta, inşallah hatta başka Hatta Ordu Spor'a ben Zafer'i burada tebrik ediyorum. Ordu Spor için çok uğraştı Zafer. Çok uğraştı, gerçekten çok uğraştı. Hatta bana teklif de geldi. Şu yani an, başkanlık yani, teklifi de geldi. Konu açılmışken söyleyeyim, Zafer Hoca gerçekten biz bu işin muhabirliğini yapıyoruz gerçi ama daha çok kamera arkasındayız veya makine arkasındayız ama Zafer Öztürk Ordu Spor'un, Ordu Spor tesisleri için ve Ordu Spor için gerçekten her zaman büyük cesareti ve çabası oldu. Ya çok kişi de karşısına aldı, düşün. Evet, herkesi şahsi karşısına. Şahsi çıkarı için değil. Evet, herkes ya takımın aldı. Havaalanında biliyorum ben ki şey kaldı yani, düşün orada rehin kaldı gibi. Yani hala ve şu anda. Ve bunu Zafer yaşadı, evet. Ve Zafer'e tepki gösteriliyor.
Evet, evet. Yani, ben de onu söyleyecektim. Geçmiş, sosyal medyadan geçmiş, özellikle bazı yani isimler. Yani belediye sayıp çıkmadı, ne evet. bileyim yani yazık ettiler ordusu. Yazık ettiler, çok ve bunun da hesabını kimse sormuyor. Yani bu hale getirenlere kimse hesabını sormadı. Olan Ordu Sporu oldu, Ordu halkına oldu. Doğru taraflar. Yani doğru. Gerisi yani giden gitti. Herkes reklamını çünkü takımların üzerinde yapıyor, şunu yapıyor ama bunun da bir bedeli olmalı. Ama bunun hiçbir bedeli yok. Yani herkesin yapanın yanına kar kalıyor. Yazık. Yazık, yani, evet. Yazık ettiler Ordu Spor'a. Yani Ordu Spor tabii ki. Ben yani... Ordu Spor'um. Banigoslovakya maçını biliyorum. Düşün ağaç dayıyordu. Ben çocuktum. Ağaç dayayarak biz tribünden çıktık. Tribüne çıktık. Düşün çocuktum yani, o zaman yani. Ne günlerdi o günler yani, ama. Tabii hepinizin veya hepimizin bir anısıdır Ordu Spor. Tabii. Yaşaması gerekir, yaşatılması gerekir. Ya o artık her zaman kalacak Ordu Spor. Onu kimse silemez. Yani artık. Silemez bence. Ordu Spor'un yerine tabii yani ki. Yani hiç yoktan şimdi, bir 50 sene silemezler. Tabii ki yeni Ordu Spor da farklı bir değerimizdir ama farklı bir değerimizdir. O Ordu farklı, Spor'un ama... yeri ayrıdır. Şimdi yani. Hani mesela bir Galatasaray taraftarını düşünelim veya Fenerbahçe taraftarını veya Trabzon taraftarını. Evet. Şimdi bu işte biz Galatasaray'ı düşürdük. Yerine Aslan Spor'u tutalım diye yani bir şey. Veya yeni Galatasaray, yeni Fenerbahçe bilmem aynen. ne. Yani. Olmayacağı değil. Gibi tabii ki bu yani yeni Ordu Spor olsun. İsterse hani ismi ne olursa olsun asıl marka değeri, kökü olan, tarihi olan bir kulübün yerini tabii ki tutmaz. Ya bu hiçbir neye şey benziyor değil. Biliyor musunuz? İnsanı kazanmak gibi. Yani evet, evet. Bir insanı çabuk kaybedersiniz. Bir argo kelime konuşursun kaybedersin. Aynen. Ama onu kazanmaya gerçekten zaman istiyor. Evet. Çaba istiyor, özveri istiyor. Şimdi bir takımın düşmesi asansör gibi tık 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 düşüyor. Ama çıkarken de trilyonlar harcıyor. Düşüyorsun, yani. Düşünün yani. Evet. Yeni Ordu Spor ikinci sene, üçüncü sene mi sezonu galiba, üçüncü ligde. Yani bir adım yukarı çıkamadı. Yani. Kolay değil. Bunu işte kıymetini bilmeleri gerekiyor bence. Yani tabii ki tüm takımlarımız yani üst liglerde mücadele etsin. Yeni Ordu Spor da bizim değerimiz fakat tabii bakınız ki, ya yani ilçe Ordu takımları Spor. Süper Lig'de, il takımları Bal Ligi ikinci ligde ya yani evet. üçüncü ligde. Evet, evet. Düşünebiliyor musunuz yani? Ne acı bir şey. Acı bir şey. Neyse biz tekrardan Masterlara dönelim Sayın Başkanım. Şimdi bu Masterlar Ligi'nin hani gerçekten şimdi bu özveriyle kurulan bir lig. Evet. Her şehirde tabii ki yani her şehirde hemen hemen her şehir mi yoksa her şehirde var mı? Her bölgede. Her bölgede var. Zaten Doğu Anadolu bölgemizde. Gruplar kaç grup var? 6 grup var. 6 grup var. Geçen sene 8 gruptu. İşte o düştüğü için 6 evet. grubumuz var. Tabii buraya şimdi bu gruplar da her isteyen şampiyonaya gelemiyor. Hak yani, edenler var. Mesela 8'li 9'lu gruplar evet. işte 5 takım geliyor. İşte ne bileyim 6'lı gruptan 3 takım geliyor. İşte 8'li gruptan 4 takım geliyor. 24'e tamamlanıyor bu. Evet. 24 takım da Antalya'da Türkiye Şampiyonası'nda finallere oynuyorlar. Ama bir hafta sürüyor bu. İşte grup maçları, çeyrek final, yarı final ve final. Bu işin şimdi bir mali tamam manevi tarafı tabii ki büyük. Eski futbolcular, değerli futbolcular tekrardan sahaya iniyorlar ve izleme fırsatı yakalıyoruz. Tabii gerçekten ailesiyle geliyor, çocuklarıyla geliyor. Yani bir aile ortamı oluyor. Aynen eski beğendiğimiz futbolcuları. Ancak mali konuda büyük sıkıntılar yaşayan illaki kulüplerimiz vardır. Yani bunlar dediğiniz zaten belediye destekli oluyorlar. Peki sponsor, özel bir kurumdan sponsorluk var mı? Takımlar bizde değil. Biz federasyon olarak daha sponsorumuz yok ama evet. onun çalışmaları var ama takımların çoğunda var. Yani hiç yoktan 3'lü 2'sinin sponsorları var. O konuda takımlar rahat, belediyeler destek veriyor. Yalnız işte ligi tamamıyla oturtamadık. Çünkü şöyle insanlar veteran diye yani dedikleri için biraz... Kıyıda köşede kalıyor. Daha yeni yeni benimsendi lig. Bakınız işte Bafra örneğini anlatıyorum size. İşte bilmiyorum Artvin örneğini. Hep tribünler dolu oluyor. O sebepten dolayı yeni yeni benimsendiği için destekler de geliyor. Bir de bizim şunu da anlatayım. Milli karma takımımız var. Milli karmamız var. Bu aynı Türkiye'deki işte Türkiye Basra Vatanı Ligi'nde futbol oynayan futbolculardan seçili bir karma. Milli karma.
hocası, işte yardımcı antrenörü vesaire vesaire. Bu da özel maçlara gidiyor. Mesela bir Arakanlı Müslümanlar TV 52 verdi. Arakanlı Müslümanlar için yapılan bir organizasyonda 128 bin lira para toplandı Bayburt'ta. Yine engellilerle ilgili bir 103 sandalye toplandı. Bartın'da bir şehitle ilgili bir program yapıldı. Hatta bir şehidin de evi yapıldı bu sayede. Şimdi de bir projemiz var, çok önemli. Onu ben soracaktım size. Tam yok, o değil. Milli Karman'ın bir projesi var. İlik nakliyle ilgili bir organizasyon yapacağız. Onu galiba Murat Sözkesen'le yapacağız şeyde. Ordu'da. Ünye'de daha doğrusu. Yurt dışı takımları gelecek Milli Karman'a. Yani aynı zamanda sosyal olaylara da duyarlı bir Tabii ki. Yani onu yapmak zorundayız. Çocuklarla ilgili olsun, diğer işte sosyal sorumluluk projelerinin hepsini gücümüzün yettiğince biz federasyon olarak yapmaya gayret ediyoruz. Peki o yani bizim çok sizin açıklamanızı istediğimiz bir projeniz vardı. Bunu da açıklar mısınız TV52 ekranlarında? Evet. Onu ilk kez burada açıklayacağım ama. Aslında onu biraz saklı tutuyordum da. Futbolun Yıldızları diye bir projemiz var bizim. Evet. Yakın zamanda da ona başlayacağız. Hatta onun için de TV52 de olacak. Bu daha çok çocuklara yönelik olacak. 6 ile 14 yaş arası tüm Türkiye çapındaki işte amatör altyapıları, futbol okulları ile ilgili güzel bir proje çalışmamız var. Tam bitmedi. Ancak bu kadarını söyleyebilirim. Bitince zaten göreceksiniz. Harika bir proje ortaya çıkacak. Ve hedefi olan bir proje. Boş bırakılmayacak bir proje. Yılda 4 kere, 5 kere organizasyonu olacak. Ve bunların da bu yaş gruplarının finalleri de TV52'den canlı verilecek. Peki röportajımızın sonuna doğru gelirken eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Vallahi size, TV52, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ben, sizleri de görmek istiyoruz TV52 ekranlarında. İnşallah program başlatacağız işte Allah nasip ederse. Ya ben işte maç vesilesiyle Ordu'luyum. Şimdi maç vesilesiyle geldim. Ordu maçı işte Bafra maçını izledim. Şimdi köydeyim, anneme yardım ediyorum. Ne güzel. Bahçede odun kesiyoruz. Ne güzel. Yani bu vesileyle hem de geldim, sizleri ziyaret ettim. Çok güzel de bir program ediniz. Yaptık. Ben size teşekkür ediyorum. TV52 bizim evimiz. Yani yuvamız. Ordu'nun gerçekten parıldayan güneşi bana göre. TV52 Ordu'ya sadece ses olmadı. Ordu'yu her konuda aydınlattı. Yani şöyle söyleyeyim, Boztepe'den çakan bir ışık olarak görür. Bunu ben samimi söylüyorum, yürekten söylüyorum. Çünkü ilk televizyonumuz ve ilk bizim görsel yayınımız. Onun için ben TV52'ye, yönetim kurulu başkanına, herkese, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü İstanbul'da da olsak biz TV52 devamlı takip ediyoruz. Master'lar da takip ediyor. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz sizin gibi duyarlı ve spor adamıyla burada olmaktan. Sayın seyirciler, bu hafta gerçekten benim önemsediğim bir isimle, Kenan Gürsu'yla birlikteydik. Türkiye Veteranlar Ligi ile olmakla birlikte aynı zamanda Ordu Spor'u da biraz konuşabilme fırsatı bulduk. İnşallah kendisini her zaman bu ekranlarda görmek istiyoruz. Esen kalın efendim, sağ olun.